Tabii bunu karın ağrısı sebeplerinden bahsederken de sevgili izleyenlerimiz, evde de yapmış olduğumuz bazı geçici önlemler olabiliyor hocam. Şimdi geçici önlemler dediğim gibi hafif rahatsız edici olmayan ağrılar tabii önemsenmiyor. Evet. Ama bu hafif rahatsız edici olmayan ağrılar kronikleşirse, yani uzun bir zamana yayılırsa, bir ay, iki ay, üç ay gibi geçmeyen ama sizi de çok rahatsız etmeyen ağrılar gene önemlidir. Yani bunun için de mutlaka araştırma gerekir. Sebebi ortaya konularak onun giderilir. Peki, evet hocam, neler olabilir? Mesela o süreci uzattık ve biraz da geç kaldık. Şimdi evet, karın ağrısı çeken hasta karar verdi. Ben bir doktora görüneyim dedi ve bize geldi. Öncelikli olarak tabii ki anamnez dediğimiz bu ağrının başlangıcı, yaygınlığı, sizi en çok rahatsız eden durumun ortaya konulması gibi bir sorgulamadan sonra genel fizik muayeneye geçilir. Genel fizik muayenesi, karın muayenesi uzman hekimin gözetiminde, tabii kendisi hastayla birlikte anamnezini aldıktan sonra elle muayene ya da stetoskop dediğimiz dinleme cihazıyla karın muayenesiyle başlar. Bunu ek bulgular var mı ona bakılır. Karında şişlik var mı? Yahut da herhangi bir ele gelen kitle var mı? Bir de karın kaslarının sertliği, acil bir durum gerektiren bir durum var mı muayene bulgusu olarak? İşte göz rengi, gözlerde sararma gibi değişik bulgular, dışkıda kan bulaşı yahut da dışkının şeyini, fiziksel durumunu incelemek için ek muayeneler gibi muayenelerle yavaş yavaş tanıya doğru şekillenme başlar. Buna ek olarak hastanın kan biyokimyasına bakılır tahlil olarak. İdrar tetkiki, dışkı analizi gibi tetkikler. Bunlar ilk yapılması gerekenler tabii. Bundan sonraki ikinci aşamada tanıyı biraz daha kesinleştirmeye yönelik ultrasonografi gibi karın içi organların görüntülenme yöntemlerine geçilir. Ultrasonografi de çok değerli fikirler verebilir karın ağrısının sebebi hakkında. Ve sindirim sistemi araştırmasına geçilir. Bu nedir? İşte üst sindirim sistemi endoskopisi, gastroskopi dediğimiz ya da kalın bağırsakların incelenmesi için kolonoskopi işlemi gibi sebebe yönelik incelemelere geçilir. Bunun dışında daha ileri görüntüleme yöntemleri de eklenebilir. Bunlar nelerdir? İşte tüm karın tomografisi veyahut da MR gibi görüntüleme yöntemleri, ileri görüntüleme yöntemlerine geçilerek ağrının sebebi bulunmaya çalışılır. Tabii bütün bu incelemelerden sonra sebebi bulunamayan ağrılar olmuyor mu? Tabii ki karşılaşıyoruz. Bu durumda laparoskopi dediğimiz karın içerisine kamerayla görüntüleme şeklinde ameliyathane şartlarında yapılabilecek görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir. Nadir de olsa, çok nadir olarak. Ama genellikle ilk muayene ile hekim bu ağrının sebebini %60-70 oranında zaten kafasında şekillendirir. İşte kan biyokimyasıyla, dışkı idrar tahliliyle bunu işte biraz daha bu oranları yükseltir. Ultrasonografi gibi, endoskopiler gibi ek basit yöntemlerle tanıyı kesinleştirip ona yönelik tedaviye girişir. Şayet akut bir karın ağrısı yoksa da hastayı medikal tedaviyle, yani ilaç tedavisiyle bu dertten kurtararak evine gönderir.